Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda tüm artılarını ve eksilerini göz önünde bulunduracağımız ve satın alıp almama kararınıza yardımcı olacak kapsamlı NordVPN incelemesiyle karşınızdayız. Lafı daha da fazla uzatmadan NordVPN inceleme videomuza başlayalım. NordVPN 60 ülkede yaklaşık 6000 sunucunun yanı sıra 6 eş zamanlı bağlantıya izin veren piyasadaki en iyi VPN uygulamalarından biri. Şimdi NordVPN cihaz uyumluğuna bir bakalım. Alanında en iyilerden biri olduğu için uygulama desteği açısından da bayağı iddialı. Ve ekranda gördüğünüz gibi Windows, Android, MacOS, Android TV, Linux, Chrome ve Firefox Edge gibi çok sayıda platform destekliyor. Daha önce ExpressVPN'i incelemiştik ve çok sağlam cihaz uyumluğuna sahip olduğunu söylemiştik. NordVPN'de de durumlar çok farklı değil. NordVPN ayrıca aynı anda çok sayıda cihazı koruyabilmeniz için internet yönlendiricilerini de destekliyor. Yani misal NordVPN'i internet yönlendiricinize yükleyebilir ve buna bağlı bütün cihazları bu VPN'le aynı anda korumuş olursunuz. Ayrıca NordVPN Chrome, Firefox ve Edge gibi tarayıcıları da destekler. Ama en büyük rakibi ExpressVPN'dan farklı olarak bu tarayıcılarda sadece ücretsiz proxy hizmeti sunar. Yani bu ücretsiz proxy tam teşekküllü bir VPN anlamına gelmiyor. Bu yüzden tarayıcınızda NordVPN kullanırken aslında sadece bir proxy hizmeti kullanmış oluyorsunuz. Bu yüzden de ExpressVPN yaptığı gibi tarayıcının dışındaki trafiği değil, sadece tarayıcı içindeki trafiğinizi koruyacaktır. Fakat neredeyse diğer tüm VPN sağlayıcıları da bu şekilde yaptığı için buna gerçekten bir dezavantaj diyemeyiz. NordVPN inceleme videomuza şimdi de uygulamasına biraz göz atarak devam edelim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok basit ve şık bir uygulamaya sahip. Hatta dürüst olmak gerekirse piyasadaki çoğu VPN'den çok çok daha iyi. Tabii renkler ve zevkler tartışılmaz bildiğiniz gibi. Uygulamanın şu anda Türkçe dil desteği yok ama uygulamayı gösterirken size hep Türkçe karşılıklarını da zaten söylüyor olacağım. Şimdi o zaman uygulama nasıl çalışıyor bir bakalım. Sol tarafta NordVPN'in desteklediği bütün sunucuları ve ülkeleri içeren bir sunucu listemiz var. Dediğimiz gibi 60 ülkede 6000'e yakın sunucusu var. Ve mesela rastgele bir sunucuya bağlanmak isterseniz buradaki hızlı bağlantı seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. Böylece NordVPN sizi var olan en hızlı sunucuya otomatik olarak bağlayacaktır. Peki ya belirli bir sunucuya bağlanmak istiyorsak, misal Avustralya'ya bağlanmak istiyoruz diyelim, üzerine çift tıklatıyoruz ve birkaç saniye içinde NordVPN bağlantımızı kurmuş oluyor. Hatta diğer çoğu VPN'e göre ne kadar hızlı bağlandığını da fark etmişsinizdir. Bunun sebebi ne derseniz de NordVPN'in varsayılan olarak NordLink isimli yeni bir bağlantı protokolü kullanması. NordVPN bağlantıları şehir düzeyinde seçebilmenizi de sağlıyor. Mesela tekrardan bir Avustralya'ya bakalım. Buradaki 3 noktaya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi NordVPN bölge seçmemizi istiyor. Buraya tıklıyoruz, şehri seçiyoruz. Mesela Sydney'e bağlanacaksak üzerine tıklayıp bağlan diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yine NordVPN bağlantımızı birkaç saniyede kurdu. Şimdi diğer işlevlere ve ayarlara bir göz atalım. Bazılarını direkt burada bile görebiliyoruz. Mesela torrent için özel P2P sunucularına sahip ya da dark web'de gezinmek için Tor Browser kullanmak isterseniz bu seçeneği kullanabilirsiniz ve tak diye NordVPN bağlantınızı kuruyor. Şimdi daha fazla seçeneğe ulaşmak için bu simgeye tıklıyoruz ve NordVPN'in ayarlar kısmına geçiyoruz. Mesela otomatik bağlantı kesiciyi kullanmak istiyorsak buraya tıklıyoruz ve otomatik bağlantı kesiciyi kullanabiliyoruz. NordVPN bunu iki şekilde yapmanıza izin veriyor. İster bütün internet bağlantınız için, ister sadece uygulama düzeyinde bağlantı keseceği kullanabiliyorsunuz. Devam edelim. Gelişmiş'e tıklayalım. Buradan özel DNS sunucu adresi belirleyebilirsiniz, karartılmış sunucuları kullanabilirsiniz ve çevrimiçi görünmezliğinizi de değiştirebilirsiniz. Burada da uygulamayı açtığınızda ya da direkt bir Wi-Fi'ye bağlandığınızda otomatik VPN bağlantısını başlatmamızı sağlayan otomatik bağlantı seçeneğimiz var. Bu kısımda da genel ayarlarımız var. Mesela uygulamayı Windows başlarken başlat ya da uygulamayı küçültülmüş olarak başlat gibisinden. Diğer güzel bir özelliğimiz de Cybersec. Bu da yerleşik olarak gelen ve kötü amaçlı yazılımları ve diğer istenmeyen yazılımları engelleyen bir tür reklam engellemesi. Varsayılan olarak bu kapalı geliyor ama gayet iyi performans gösteriyor. Yani kullanmanızı öneririz. Biraz önce karartılmış sunuculardan öylece bahsetmiştik. Bu sunucular da şu işe yarar. Normal bir VPN sunucusuna bağlandığınızda internet servis sağlayıcınız nerede çevrimiçi olduğunuzu göremez. Ama trafiğinize bakarak VPN kullandığınızı anlayabilir. Ama karartılmış bir sunucuya bağlandığınızda bu sunucu veri paketlerinizi değiştirir. Bu sayede VPN bağlantınızı engellemesi gereken bu araçlar trafiğinize izin verirler. Ve veri paketleriniz manuel olarak incelenmediği sürece kimse de VPN kullandığınızı anlayamaz. Yani temel olarak katı sansür uygulamalarınızı uygulayan ülkelerde maalesef Türkiye gibi sansürü aşma ve yasaklı sitelere giriş konusunda çok yararlı bir özellik ve gerçekten de işe yarıyor. Şimdi bir önceki kısımda cihaz uyumlu ve uygulamayı inceledik. Şimdi de NordVPN'in hız konusunda biraz test edelim. Birçok kullanıcı NordVPN'in yavaş olduğundan ve hız konusunda kararlı olmadığından yakınıyor. Bu yüzden eğer ki hız konusunda beklentiniz çok çok yüksekse NordVPN sizin için belki de en iyi seçim olmayabilir. Şimdi testimize başlamadan önce gerçek yani VPN kullanmadan ki hızımız ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapacağız. Bir tane Türkiye'ye yakın bir sunucuya bağlanacağız. Ve ardından da çok daha uzak bir ülkeye bağlanarak deneyeceğiz. Mesela biri Bulgaristan, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri olsun. Uygulamaya dönelim ve Bulgar sunucusuna bağlanalım. Bağlıysak testi başlatalım. Testimiz bitti ve aslında NordVPN'in gayet iyi hızlara da sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuçta Bulgaristan bize çok çok yakın bir ülke ve sunucu da doğal olarak öyle. Yani NordVPN kusursuz denebilecek hızlara en azından Bulgaristan için izin verdi. Şimdi uygulamaya geri dönelim ve ABD'yi bulmak için aşağı kaydırıp üzerine çift tıklayalım. Ve NordVPN otomatik olarak bizi en hızlı ABD sunucusuna bağlasın. Şimdi de hız testi için tekrar testimize dönüp başlatalım. Sonuçlar karşımızda ve evet beklediğimizden bir miktar daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Yani ExpressVPN kadar iyi diyemesek de hız konusunda çok kötü falan da diyemeyiz kesinlikle. İndirme hızımız çok çok etkilenmedi. Yükleme hızımızda bir miktar gözle görülür düşüş var. Tabii ki ama en çok etkilenen ping değerimiz oldu ve tek basamaklı sayılardan yüzlerin üzerine çıktı bir anda. Peki sonuç olarak NordVPN hız konusunda en hızlı VPN diyebilir miyiz? Hayır. Ama internette takılmak, video dizi film izlemek ya da torrent indirmek için gayet iyi diyebiliriz. Şimdi dizi filmi izlemek demişken birçok kullanıcının bu amaçla VPN hizmetlerini kullandığını biliyoruz. Netflix, HBO Max, Hulu, Amazon Prime Video ve hatta Disney Plus içeriklerini coğrafi olarak kısıtlayan bazı dijital içerik platformları. Bu da şu anlama geliyor. Belirli film ve diziler belirli ülkelerde coğrafi olarak kısıtlanmıştır. Mesela ABD'deyken izleyebildiğiniz bazı dizileri ya da filmleri Türkiye'de izleyemeyebilirsiniz. Ve bildiğiniz gibi ABD Netflix en çok dizi ve filme sahip en popüler Netflix kütüphanesi. Bu yüzden de gelin bakalım Türkiye'deyken ABD Netflix kütüphanesine erişebilecek miyiz? Şimdi şöyle yapıyoruz. NordVPN uygulamasına geri dönüp tekrar ABD sunucusuna bağlanıyoruz ve Netflix'e geri dönüp sayfayı yeniliyoruz ve gördüğünüz gibi NordVPN sayesinde Amerika Netflix kütüphanesine erişebildik. Yani herhangi bir dizi ya da film izlemek istediğimizde yapmamız gereken sadece play'e basmak ve keyfimize bakmak. Şimdi bir de örnek olarak BBC iPlayer isimli İngiltere'de oldukça popüler olan ve eğer İngiltere'deyseniz aslında bedavaya kullanabildiğiniz yani VPN kullanarak kendinizi İngiltere'de gibi gösterip ücretsiz faydalanabildiğiniz mükemmel bir video akış sitesi. Bunun için biz zaten hali hazırda Birleşik Krallık sunucusuna bağlandık. Uygulamayı küçültüp web sitesine gidelim ve misal bir şeyler izlemek istiyoruz. Buradan içeriye girip oynat diyelim ve gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde bu da çalıştı. Aynı durum ABD yayın platformu olan ABC için de geçerli. Uygulamaya geri dönelim ve bir ABD sunucusuna bağlanalım ve ardından ABC'ye dönelim. Şimdi siteye erişebildik gördüğünüz üzere ve şimdi de bir şeyler izlemeyi deneyelim ve gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor. Yani NordVPN streaming için yani dizi film izlemek için de oldukça iyi bir seçenek diyebiliriz Mesela videoyu geri sarma burada gördüğünüz gibi ileri sarma gibi işlemlerde de ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi NordVPN inceleme videomuza güvenlik konusuyla devam edelim. NordVPN güvenlik açısından bizlere neler sunuyor? İlk söyleyebileceklerimiz askeri düzeyde şifreleme, IPv6 ve DNS sızıntı korumasına sahip, otomatik bağlantı kesicisi var, double VPN ve karartılmış sunuculara sahip. Askeri düzeyde şifreleme esasında bankalar ve ordular tarafından kullanılan hassas bağlantılar için kullanılan bir teknoloji. IP ve DNS sızıntı koruması ise IP ve DNS adreslerinizin sızmasını önleyerek çevrim içi gizliliğinizi koruyan sağlam başka bir özellik. Diğer bir özelliğimiz de Double VPN ve açıkça söylemek gerekirse NordVPN böyle bir özelliği sunan Ender VPN sunucularından biri. Peki tam olarak ne işe yarıyor derseniz şöyle ki aynı anda iki VPN sunucusuna bağlanıyorsunuz. Yani iki kat koruma sağlamış oluyorsunuz. Dezavantajı ise iki sunucuyu kendiniz seçemiyorsunuz. Bunun yerine NordVPN'in hali hazırda belirlediği ön ayarlı sunucu seçeneklerini kullanmak zorundasınız. Ama dediğimiz gibi şifrelemeyi iki katına çıkarıyorsunuz ve bu sayede iki kat güçlü güvenlik elde ediyorsunuz. IP ve DNS sızıntı testine geçmeden önce de NordVPN'in kayıt tutmama politikasına bir değinelim. NordVPN kayıt tutmama politikasıyla beraber oldukça güvenli bir VPN sağlayısı. Bu detaylı bir inceleme olduğu için nelerin kaydedilip nelerin kaydedilmediğine de bir göz atalım. Biraz bakınırsak NordVPN aslında neredeyse hiçbir şey kayıt etmediğini ve bir de dış denetime tabi tutulduğunu görebilirsiniz. Kullanılan VPN sunucularının gelen ve giden IP adreslerinin zamandan Ağalarının aktarılan veri miktarlarının hiçbiri kayıt altına alınmaz. Dahası hangi web sitelerinde gezindiğinizi, hangi yazılımları indirdiğinizi veya tıklamalarınızı ya da herhangi bir başka kişisel bilginizi de kayıt altına almazlar. Dış denetim demişken de bu denetim dünyanın en büyük dört bağımsız denetim şirketinden biri olan ve ismini söylemesi de çok hoş olan Price Waterhouse Coopers tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ExpressVPN'in gizlilik politikasını da yine Price Waterhouse Coopers sertifikalandırılıyor ve bu denetim sayesinde North NordVPN'in gizlilik sözleşmesi üzerine kafayı takmanıza gerek kalmamış oluyor. Çünkü hali hazırda denetlenmişler ve oldukça da güvenilir bir şirket. Bununla beraber NordVPN hükümet gözetimi altında ya da herhangi bir güvenlik birliği teşkilatının gözetiminde bulunmayan gizlilik için çok iyi bir konum olan Panama merkezi. Şimdi sözünü verdiğimiz gibi DNS ve IP sızıntı testlerimizi gerçekleştirelim. Bunun için zaten ABD sunucusuna da bağlı olduğumuza göre IPLeak.net ismini siteye gidelim ve görebileceğiniz gibi NordVPN'in IP IP adresimizi sızdırmadığını da görmüş oluyoruz. Bildiğiniz gibi biz şu anda aslında Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız ve bu ekrana bakacak olursak şunu görüyoruz. Hiçbir yerde Türkiye'den bir DNS adresi yok. Yani bu da NordVPN'in IP adresimizi tamamen gizlediğini ve internette anonim bir şekilde gezindiğimiz anlamına geliyor. Şimdi DNS sızıntılarını test etmek için kullandığımız dnsleaktest.net isimli siteyi görüyorsunuz ve NordVPN'in yine kusursuz şekilde çalıştığını kanıtlar nitelikte bize ABD'den bir IP adresi gösteriyor. İstanbul'dan değil. Bir başka deyişle NordVPN güvenlik söz konusu olduğunda gerçekten iyi ve aynı zamanda denetlenmiş bu gizlilik politikasıyla da gizlilik açısından da oldukça iyi bir VPN sağlayıcısı. Şimdi NordVPN'le güvenli torrent indirmek isterseniz P2P dostu sunucular sayesinde bu da tamamen mümkün. Ve hatta kazara P2P dostu olmayan bir sunucuya bağlıysanız NordVPN gerçekten akıllıca bir şekilde otomatik olarak sizi P2P dostu sunucuya yönlendirip torrentleri de güvenli bir şekilde indirmenizi sağlıyor. Yine daha önce söylediğimiz gibi NordVPN yasaklı sitelere giriş ve sansür açma konusunda da en iyi seçimlerden biri. Karartılmış sunucular bu konuda mükemmel iş çıkarıyorlar. Çin, Rusya ve maalesef Türkiye gibi katı sansür ülkelerinde bile işe yarıyor. Hatta NordVPN Çin'de Surfshark ve ExpressVPN ile beraber işe yarayan, gerçekten çalışan Ender VPN sağlayıcılarından birisi. Bu yüzden misal Çin'e seyahat edeceksiniz diyelim. NordVPN'i e daha önceden indirdiğinize emin olun. Çünkü Çin'de birçok VPN sağlayıcısının web sitesi hali hazırda engellenmiştir. Hatta Türkiye'de de NordVPN'in web sitesi engellenmiş olabilir. Eğer siz siteye erişemiyorsanız önce ücretsiz bir VPN ile siteye girip NordVPN indirebilir ve sonrasında da keyfinizce NordVPN'i kullanabilirsiniz. Şimdi biraz da NordVPN'in sunucu çeşitliliğine göz atalım. Başta da dediğimiz gibi NordVPN'in 60 ülkede 6000'e yakın sunucu konumu var. ExpressVPN ve CyberGhost ile karşılaştırdığımızda mesela NordVPN daha az ülke seçeneğine sahip ama çok sayıda sunucu konumuna sahip. NordVPN 4 kıtada sunuculara sahip ve bu menüleri açarsak mesela ABD'de aşırı derecede fazla sunucuya sahip olmadığını görüyoruz. Ama öte yandan Avrupa'ya bir bakacak olursak NordVPN'in sunucularının ağırlıklı olarak Avrupa'da olduğunu da görebiliyoruz. Yani Almanya, Fransa, İsveç, Polonya, Norveç, Slovakya, Bulgaristan ve diğer birçok ülkeden de sunucuları var. Biraz daha aşağı gidersek Asya Pasifik'te Avustralya, Hong Kong, Vietnam, Malezya, Endonezya, Japonya, Singapur, ve diğer ülkeleri görebiliyoruz. Son olarak Afrika, Orta Doğu ve Hindistan var ve açıkçası genellikle bu bölgeler genelde VPN sağlayıcıları tarafından görmezden gelinen bölgeler. NordVPN de bu bölgede sadece 5 sunucu konuna sahip ama buna büyük bir dezavantaj diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi diğer VPN sağlayıcıları da genelde bu şekilde bir yol izliyorlar. NordVPN inceleme videomuzu tamamlamadan önce iki şeyden daha bahsetmemiz lazım. Bunlardan ilki NordVPN'in gerçekten de fark yarattığı müşteri desteği konusu. Direkt olarak canlı sohbet sekmesine tıklayıp açabileceğiniz canlı müşteri desteğine sahipler ve bir sorunuz olduğunda gerçekten daha anında yardımcı oluyorlar. Ama çok aceleniz yoksa bu yardım sekmesine tıklayabilir ve sık sorulan sorular kısmından çözüm bulabilirsiniz. Hatta NordVPN'in müşteri desteğiyle iletişime geçebilmek için e-posta desteğini de kullanabilirsiniz. Her iki durumda da NordVPN oldukça hızlı şekilde yanıt verir ve müşteri desteği konusunda piyasadakiler arasında gerçekten en iyilerden biri ve son olarak değinmek istediğimiz konu da fiyatlandırma konusu. Şimdi NordVPN çok pahalı bir VPN olarak bilinmiyor ama bu aslında biraz da bulunduğunuz konuma bağlı. Yani NordVPN bulunduğunuz ülkeye göre değişebilen oranlarda bir KDV vergisi uygulayabiliyor. Misal Avrupa'da bazı ülkelerde bu vergiyi almıyorken Türkiye'de ise ekranda gördüğünüz oranlarda bir vergi uygulaması oluyor. Yine de bu gerçeği bile göz önünde bulundurursak ekrandaki fiyatlara baktığınızda NordVPN'in aslında çok da pahalı olmadığını söyleyebiliriz ve tabii ki Express VPN'den çok çok daha ucuz olduğunu da söyleyebiliriz. Misal 2 yıllık plan en mantıklı üyelik paketi ve 3 ayda ekstra ücretsiz kullanım hediyesi var. VPN piyasasındaki fiyatlar sürekli değişebilir buna dikkat edin. Bu yüzden biz bu NordVPN incelemesini yayınladıktan 2-3 sene sonra bu videoyu izlerseniz fiyatlar gördüğünüz şekilde olmayabilir. Ama genel olarak bakarsak NordVPN ucuz fiyatlı bir VPN'dir. Tabi uzun vadeli planları kullanırsanız. Gördüğünüz gibi buradan da aylık üyelik paketi oldukça pahalıya geliyor ve hatta ExpressVPN ve CyberGhost'la neredeyse aynı düzeyde. Söylediklerimize ek olarak NordVPN 30 günlük para iade garantisi de sunuyor. Yani böylece beğenmezseniz tek bir kuruş bile kaybetmeden paranızı iade alabiliyorsunuz. NordVPN tam da aradığım VPN diyorsanız ve en uygun fiyat teklifine ulaşmak isterseniz aşağıda açıklama kısmında paylaştığımız özel indirim linkini kullanabilirsiniz. NordVPN sahip olduğu binlerce sunucuyla sağlam performansla, tonlarca güvenlik önlemiyle ve sezgisel arayüzüyle gerçekten de iyi bir VPN sağlayıcısı. Ama bu incelemeyi bir sonuca bağlamak için biraz da olumsuz taraflarına bakalım. Şimdi NordVPN piyasadaki en iyi VPN'lerden biri olsa da mükemmel değil. Mesela kesinlikle en hızlı VPN diyemeyiz ve hız konusunda ExpressVPN'in biraz gerisinde kalıyor. Aslında ucuz bir VPN olsa da bulunduğunuz konuma göre değişen oranlarda bir KDV uygulamaları var ve bu da fiyatı bir miktar etkileyebiliyor. Bugünkü NordVPN incelemesi videomuz bu kadardı. Umarız ki işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, işine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü VPN temalı onlarca videoyla daha karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve güvenli kalın.